Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz ve yeni bir pergel programıyla karşınızdayız. Bu programda da inşallah çok muhterem değerli konuklarımızla önemli bir konuyu sürekli gündemimizde olan olması gereken hele bu dönemde bir konuyu konuşmak istiyoruz. Stüdyo konuğumuz eğitimci Osman Bostan Hocam, hoş geldiniz. Ve Skype ile de Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız bizlerle birlikte. Kendisi çok yoğun programları arasında davetimizi kırmadılar. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ben evvela Nevzat hocamla başlamak istiyorum. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok sağ olun. İnşallah Allah razı olsun. Güzel şeylere vesile oluruz inşallah. İnşallah. Hocam, malum artık bir seneye yaklaştı. Yani bu salgının, pandeminin hepimizin üzerinde bir ruhsal etkisi var. Psikolojik etkisi var. Artık bu etki yaygın bir şekilde telaffuz ediliyor. Nedir bunun psikolojik etkisi, bu hastalığın manevi etkisi nedir, sonuçları nelerdir ve buna karşı neler yapılmalıdır? Sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun efendim. Tabii. Şimdi bu pandeminin ilk başladığında geçen sene işte Nisan ayında biz üniversitedeki epidemiyolojik çalışmalar şeyi var, ekibi var, epidemiyolojik çalışmalar. Burada bir çalışma grubu oluşturduk hemen. Onlar bir çalışma başlattılar. Kısa sürede 6.318 kişiye ulaştılar Türkiye'nin her tarafında. Aynı zamanda 25 tane klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisine tez oldu bunlar. Bütün Türkiye'de gruplarını topladılar, vakalarını ve daha sonra bunları biz orada korona şeyle ilgili, yani pandemiyle ilgili algıları, kaygıları, korkuları ve olgunlaşmayı ölçtük. Orada bugün çok önemli olan şu anda hani algı, korku boyutları epeyce konuşuldu. Ama çok önemli olan travma sonrası büyüme ölçeği var bizim tıp pratiğinde, psikiyatri pratiğinde kullanılan bir ölçek. Pandemi sonrası büyüme ölçeğini kullanının 6 tane sorusu var onun. O soruları sorduk o zaman Nisan ayında. O sorularda şöyle, yani sahip olduğum şeylerin kıymetini biliyorum. İşte aileme daha çok zaman ayırıyorum. Ondan sonra manevi duygularım daha çok arttı. Küçük şeyde mutlu olmaya daha çok önemsiyorum. Dezavantajlı insanların daha çok farkına varıyorum gibi bazı sorulara %50 ile 70 oranında evet cevabını aldık. Yani toplumun %50 ile 70 arası bu demektir ki pandemiden, pandemi sonrası, travma sonrası büyüme gibi pandemiden kazanımla çıkacaklar. Bu bilgi var, bu altyapı var toplumda. Bu aslında çok güzel bir şey. Yani bir toplumun yani yarıdan fazlası bu olaydan ders alabiliyor. Dünyanın daha iyiye gitmesi için ne yapabilirim? Hayatımın daha iyiye gitmesi için ne yapabilirim? Sorularını sormaya başladılar. Yani bu çağ biliyorsunuz zevklerin yüceltildiği bir çağ, hedonizmin. Hazın ve hızın yoğunlaştığı bir çağ. Böyle bir çağda, böyle bir zamanda, zor bir zamanlardan birisi bir zaman, pandemi, kriz. Böyle bir zamanda kazanımla ortaya çıkabilme yönünden ciddi bir potansiyelimiz var. Ama bu demektir ki tersine baktığımızda %40 kadarı da hiç panik yaşıyor, hiçbir ders çıkarmamış toplumun. Bu da önemli bir rakam. Yani %40-50 civarında da böyle bir şey var, kitle var. Yani sonuçta bu pandemi planlandığında normalde yazın rahatlarız, pandemi biter. Hep öyle düşünüldü. Fakat hiç öyle olmadı. İkinci zirve yaptı, üçüncü zirve yaptı ve şu anda mutasyonlardan bahsediliyor. Bu bizim depremden daha çok hayatımızı etkileyecek. Hem de küresel olarak. Ne oldu? Bedeni rahatlığımız bozuldu. İnsanlar hiç daha önce
ölüm kaygısı olmayan, sağlık endişesi olmayan insanlar daha çok sağlık endişesi yaşamaya başladılar. Ve bir şeyle ilgili, gelecekle ilgili korkuları oldu. Ve birçok şeyden mahrum oldular. Yani ellerini ağızlarını götürmeye bile korku olduk ister istemez. Yani böyle bir durum. Sevdiklerine sarılamıyorsun. İstediğin gibi sosyal temasın olmuyor. Yani bütün bunların sonucu dünya bir bedel ödeyecek insanlık. Bir zor zamanlar yaşıyor. Böyle zor zamanlarda doğru pozisyon alanlar ayakta kalıp ilerliyorlar. Bu şuna benziyor. Rüzgar estiği zaman eğer hafif eserse herkes uçurtma uçurtur. Ama şiddetli rüzgarlar estiği zaman rüzgara karşı pozisyon alırsan uçurtman ayakta kalır. Uçarsın. Bunun gibi şu anda böyle durumlarda pozisyon almayı başaranlar, yani tedbirlerini alanlar pandemi karşısında daha böyle sağlıklı duruş gösterebilip kazanımla ortaya çıkabilecekler. Onun için böyle krizlerin hep iki yönü vardır. Bir tehlike yönü, bir de fırsat yönü vardır. Şimdi ben bakıyorum televizyonlara hep ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları, kardiyologlar falan bunlar çıkıyorlar, konuşuyorlar. Onlar kendi açılarından konuştukları için kendi doğru bildiklerini anlatıyorlar, doğru da anlattıkları. Fakat yani hasta şimdi biz ne kadar televizyonda dinlesek, ne kadar internette araştırsak bir viroloji uzmanı olamayız. Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olamayız. Göğüs hastalıkları uzmanı olamayız. O halde bu konular onlar kadar bilmemize gerek yok. Temel kendimizi koruyacak gibi temel bilgileri bilip hemen bizim rutinimize devam etmemiz gerekiyor. Ama biz tehlike odaklı, onları dinledikçe daha çok tehlike odaklı düşünmeye başladık ve kaygı yükseldi, panik ortaya çıktı. Bunun yerine tehlikeye karşı tedbirini alıp daha sonra kişi geleceğe yönelik bir hedefini belirleyip rutinine devam eder. Yani pandemiyle ilişkimiz fırtınayla ilişki gibi olacak. Fırtınaya karşı yazdan, önceden, kış girmeden tedbirlerini alan kimse işte kışlığını hazırlamıştır, evini, yurdunu hazırlamıştır. Orada yani gene hayatına devam ettirir ama gerektiğinde evinden çıkmaz, gerektiğinde ya şemsiyesini alır vesaire gider. Ama hiç bak kendini ona hazırlamayan kimse hasta olur sık sık. Bunun gibi pandemiyle ilişkimiz fırtınayla ilişki gibi olacak. Bunu yapabilenler bu dönemi daha sağlıklı geçirecekler. Ve yaşam felsefesi çok önemli oldu şu anda. Bu pandeminin enteresan bir özelliği var. Depremden de daha doğal afet. Ama öyle bir afet ki bu, yani insanlık tarihinde işte 100 sene önce de bir influenza olmuş. İşte İspanyol lezzesi, paçavra hastalığı denilen hastalık o. Olmuş. O dönemde de birçok insan, 40 milyon insan öldüğü söyleniyor o dönemde. Fakat daha sonra geçiyor. Bu da geçecek. Fakat enteresan bir virüs devamlı ve şekil değiştiriyor, mutasyon oluşturuyor. Yani hem de bu yeni mutasyonların bulaşma hızı da daha çok, daha da ölümcüllüğü de fazla diyorlar. Yani şu anda aşılarda bir koruyuculuk var onlara karşı. Antikor üretiyor vücut. Brezilya'da yapılan çalışmalarda şey var. Antikor ya ağır hastaların hafif geçmesine, hafiflerine daha hafif geçmesine sebep oluyor. Tekrar yakalansa bile boşa gitmiyor. Onun için aşı burada yani bilimin bize sunduğu bir fırsat. Eğer aşı gibi ya da tedavi gibi elimizde silahlar olmasaydı belki şimdi dünyada aşağı yukarı herhalde 2 milyon civarında insan ölmüş bundan dolayı. O 2 milyon daha fazla olacaktı. Yani çok daha fazla olacaktı. Belki o 2 milyon değil de 10 milyon, 20 milyon insan ölecekti. Yani tıbbın ilerlemesinin böyle bir şeyi oldu. Bunun için biz gene burada tıbbın doğrularına uyacağız ama post pandemik psikiyatrik hastalıklardan bahsediliyor. Şimdi post pandemik psikiyatrik hastalıkların da başlayacağını Dünya Sağlık Örgütü bunun bir risk olduğunu, tehlike olduğunu bize söyledi. Dünya Sağlık Örgütü. Bunu söyledi. Biz bunu şey yaptık. Yani şu anda psikiyatri kliniklerin önünde kuyruk yok ama hastalıkların arttığını görüyoruz. Yani burada psikiyatrik hastalıklarda bir anlamda bir artış var. Affedersiniz. Bu anlamlı artış var. Buna karşı özellikle böyle stabilize olan bazı hastalıklar var işte.
yani psikiyatrik hastalık, obsesif kompulsif bozukluk, Alzheimer gibi hastalıklar. Bunlarda kontrol şey oldu, lüksler yaşandı şu anda. Yani birçoğu kompansi olanlar dekompansi oldular. Hastalıklar nüksetti. Hatta 70 yaşında hayatını hiç antidepresan kullanmamış bir hanımefendi rastladık poliklinikte. Bu hanımefendi affedersiniz, COVID değilim, rahatsız olmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Geçmiş yani, olsun. Evet. Sağ ol, sağ ol. Yok şey şimdi nedense pencereyi açtık biraz, onun rüzgar herhalde. Şimdi böyle durumda bizim dikkat edeceğimiz şey, en önemli şey, pandemi döneminde işte 70 yaşındaki bir kimsenin hayatında ilk defa antidepresan kullanmaya başladığını görüyoruz. Bu da neyi gösteriyor? Bu hayatımızda birçok şey, normaller değişti artık. Yani yeni normallere alışmak zorundayız. Eski hızlı yaşantı, eski zevk peşinde koşma, eski eğlence endüstrisinin, eski hoyratlığı yok. Bunları düşünenler bir nevi kendilerini COVID'e teslim edecekler. Ve şu anda Batı'da bunun şeyini görüyoruz biz. Batı'da özgürlük kutsallaştırılmış, özgürlük fetişizmi var. Yani ben özgürlüğümden feda etmem diyor ve rahatlıkla pandemiye rağmen sokağa çıkıyor. Ya yani yaşlılar var, hastalar var. Bunlar yani onlara bulaştırırım, zarar veririm hiç düşünmüyor. Yani o derece narsist, ben merkezci bir insan nesli çıktı ki bu işin bu şey boyutu tabii. Psikiyatrik hastalıklar artınca da bu intiharlar arttı mesela. Finlandiya'da yayınladı onu Finlandiya. %15 oranında intihar artışı var Finlandiya'da pandemiden sonra. Amerika'da silah satışları artmış. Ve burada bir yeni bekleyen bizi bir şey var. Emin ol, bu gelir adaletsizliği çok belirginleşti. Yoksul mesela toplumda da, bırakın dünyada Afrika, Amerika kıyaslamayı, Amerika'nın kendi içinde de sağlığa ulaşanla ulaşmayanın bir ciddi bir şeyi var. Gelir adaletsizliği var. Fırsat eşitsizlikleri var. Yani bu eşitsizlik ve adaletsizlik çok görünür hale geldi. Dezavantajlı insanların dezavantajlılığı daha da arttı. Krizlerin bir özelliği vardır. Hayat zincire benzer. Zincirin en kuvvetli yeri en zayıf halkasıdır. Zincirin. Şimdi hayatta bir zincir olduğuna göre gerildi şimdi hayat. Gerildi, en zayıf halkası neresi? Oradan kırılacak toplumun. Şimdi Batı toplumunun en zayıf halkası neydi? Eğlence endüstrisiydi, hızlı yaşantıydı. Yani keyif peşinde koşmaktı. Kendinden başkasını düşünmemekti. Dünya kaynaklarının çoğunu Amerika kullanıyor mesela. Ama nüfusu dünyanın %5'i, dünya kaynaklarının %25'ini ABD kullanıyor. Böyle bir sömürge toplumu. Şimdi ciddi bir şekilde bu sağlık sektörünü yönetemiyor. Yani bunun sonucunda halkta da gelir adaletsizliğine bağlı bir kıpırdanmalar, homurtular var, silah satışları. Emin ol, ben bakıyorum tarihte hep şey olmuş böyle. Mesela Roma yıkılmadan önce büyük bir veba salgını var. Ondan sonra Roma yıkılıyor. Mesela Hazreti Ömer Mısır'da Pers İmparatorluğunu yıkmadan önce büyük bir Pers ordusu var karşısında. Hakikaten yenilmesi imkansız gibi gözüken. Fakat veba salgını çıkıyor Pers ordusunda. Veba salgını çıkıyor ve Müslümanlar kazanmış onu. Ve aynı şekilde Resulullah'ın şeyinden önce, nübüvvetinden önce 100 sene aşağı yukarı önce 500'lü yıllarda, 570 doğumlu olduğuna göre Doğu Roma'da, Bizans'ta büyük bir veba salgını oluyor. Hatta Doğu Roma Batı Roma'yı almak üzereymiş. O derece büyümüş. Ondan sonra Doğu Roma çöküşe geçiyor. Böyle bir durum. Yani onun için bu salgınlar medeniyetleri yıkacak salgınlar. Okur böyle. Eğer böyle bir sene daha devam ederse yani küresel karmaşaları beklemek lazım. Burada biz toplum olarak biz itaati yücelten bir toplumuz. Onun için biz kurallara uyuyoruz, çıkmıyoruz. Mesela şeyde de öyle. Çin'de hele çok vahşice bir şey uygulanıyor. Yani bir yerde bir Covid de çıksa bütün kasabayı eve kapatıyorlar. Bu şekilde önlemeye çalışıyorlar. Yani bu 3 ay, 6 ay olur ama yıllarca sürmez ki bu. Bu
Bu Covid kaderin bize bir yönü de var şu anda. Kader Covid dolayısıyla bize bazı dersler veriyor kader. Kader diyor ki bak doğaya çok hoyrat davrandık. Doğayı mahvettik. Küresel ısınma insanların ve medeniyetin getirdiği kirlenmenin bir sonucudur. Küresel iklim değişiklikleri insanların medeniyetinin getirdiği yani atmosferin ozon tabakasını delmesinin sonuçlarıdır küresel ısınmada. Ve şu anda mesela arılar enteresan canlılardır. Bir matematik modelleme ile bir çalışma yapılmış. Arılar şu anda yok olsa 50 sene sonra ne olur diye. Arılar yok olsa polenizasyon olmuyor. Yani bitkilerin döllenmesi olmuyor. En çok arılar ve rüzgar yapar. Sadece rüzgara kalıyor arının olmadığı yerde. Ve 50 sene sonra matematik modelleme ile dünya tamamen bitkisiz kalıyor. Kuruyor, çölleşiyor 50 sene sonra. İnsan ölse ne oluyor? Onu matematik modellemesi yapmışlar. 50 sene sonra insanlık ölse 50 sene sonra dünya daha güzel oluyor. Yani demek ki insan bu dünyanın ürünü değil. Bu dünya hani evrimi de çürüten bir görüş bu. Yani evrim tezinde ne diyor? İşte maymundan geldik diyenler nasıl söylüyorlar? Hani halbuki yani evrimin bir kısmı doğru da olsa insan şeydir. Yani böyle durumlarda insan nedir? Dünyadan daha büyüktür. Dünyadan daha önemlidir. Çünkü şu arı örneği bile insanın anlam olarak dünyaya ait olmadığını gösteriyor. Bu dünyada misafir olduğunu gösteriyor. Farklı bir anlam için burada olduğunu gösteriyor insanın. Bu bile yaratılışın şeyidir. Kanıtıdır bu bile. Yani evet. Deneyi bile. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani bu küresel etkileri olacak bu Covid pandemisinin. Covid pandemisinin sonucunda da bizi ne bekliyor? Emin ol, küresel değişimler başlanacak. Bir medeniyet krizleri ortaya çıkacak. Batı medeniyeti krizdeydi, o kriz hızlanacak. Batı medeniyetin en önemli neydi? Narsizm vardı Batı medeniyette. Yani narsizm vardı. Yani Batı medeniyeti Kaliforniya sendromu diye tanımlıyoruz onu. Kaliforniya sendromunun birinci belirtisi nerede? Hedonizm. Zevki, yaşam felsefesi seçmesi. İkinci belirtisi narsizm. Yani bencilliği, yaşam felsefesi seçmesi. Üçüncüsü yalnızlaşıyor, dördüncü mutsuzlaşıyor. Hatta bu hedonizmle ilgili şunu da söyleyebilirim. Hedonizm insanlık tarihinde Sokrates geliyor antik dönemde. Hayattaki yaşam amacı erdemdir diyor. İnsan erdem için yaşar diyor. Ruhların varlığı var diyor ve ölüme gülerek gidebiliyor zehirlenmesine. Onun talebesi Platon, o da bunu savunuyor. Ama Aristo değişmeye başlıyor, değiştirmeye başlıyor. Aristo sınıfını ortaya çıkarıyor. Ve üstün bir yani köle efendi söylemini ortaya çıkarıyor. Sokrates'ten 200 sene sonra Epikür geliyor. Epikür diyor ki hayatın amacı hedonizm, zevk peşinde koşmaktır diyor. Birdenbire Sokrates'le başlayan şeyi düzelmeyi, dünyadaki anlam ve çıkarcılığı, sadece nefis perestliği, has peşinde koşmayı yücelten bir felsefe haline dönüşüyor. Tam evet. Bu da Hazreti İsa'nın nüzulünden önceki döneme denk geliyor tam. Ondan sonra evet. Hazreti İsa geliyor. Ondan sonra 600 sene sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyor. O zamana kadar yani İsevilik dini de cevap vermemeye başlıyor insanlar. Ve Resulullah geliyor. Ondan sonra da Hristiyanlık'ta, İslam'da küresel bir dönemi yaşıyor böyle durumlarda. İnsanların nefislerini kontrol edebildiği, hedonizmin ikinci plana düştüğü bir dönem yaşanıyor. Daha sonra işte bu endüstri devrimleriyle birlikte, Batı'nın zenginleşmesiyle birlikte hümanizm ortaya çıkıyor. Hümanizmde insancılık ortaya çıkıyor. İnsanı zevk peşinde koşması gereken bir varlık gibi görüyor. Şu andaki medeniyetin motorunu hedonizm oluşturuyor. Evet. Tüketim kültürü oluşturuyor. Haz peşinde koşmak oluşturuyor. Bunun bedelini yaşayacak Batı toplumu, Batı yani dünyası. Yani bu salgın diyorsunuz.
Özür diliyorum. Evet. Bu salgın eğer bir süre daha devam ederse Batı'da ciddi anlamda fikri dönüşümlere yol açacak, medeniyet dönüşümlerine yol açacak diyorsunuz. Yani değil mi? Bir süre daha devam ederse. Aynen öyle. Anlam arayışına götürecek anlam Batı'yı. Arayışı. Hayatın anlamı nedir? Ölüm nedir? Ölümün değiştiremeyeceği bir anlam peşinde koşmaya götürecek. Evet. Ben tahmin ediyorum. Hocam saat 10'da başka bir kanalda da programınız Evet. vardı. Biz sizi o öncesinde Tabii. aldık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aslında Sağ olun Üstad Bey. Allah razı olsun. Başka programda aslında o yarım bıraktığınız hususu Evet. sizden ayrıca dinlemek isteriz. Allah İnşallah, razı olsun. inşallah. Çok çok sağ olun. Sağ olun, estağfurullah. Hayırlı akşamlar. Herkese